أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم Rabbim Celle Celaluhu cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya. Son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. İmanımızın zirvede olduğu, ameli salihimizin dorukta olduğu, günahlarımızın da sıfırda olduğu bir anda emaneti teslim ederek dostun dosta kavuştuğu gibi kendisine kavuşmayı, Habibiyle ve dostlarıyla buluşmayı Rabbim her birimize nasip eyleye. Kıymetli dostlar, bugünkü dersimizde Ra'd suresinin 19. ayeti kerimesinden itibaren Rabbimiz Celle ve Ala Hazretlerinin bize olan nasihatlerini dinlemiş olacağız. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Ra'd suresinin 19. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Efemen ya'lemu ennemâ unzile ileyke min rabbike el-hak. Bir insan ki Habibim, sana Rabbin tarafından indirilenin hak olduğunu biliyor, inanıyor ve tasdik ediyor. Bir bu insanı düşünelim. Bir de Rabbinden sana indirilen kitabın hak ve gerçek olduğuna inanmıyor, bunu tasdik edip kabul etmiyor. Bu ikisi eşit olur mu diyecek yerde şöyle ifade kullanıyor. Habibim, sana indirilen kitabın, ayetlerin hak olduğuna inanan ve bunu bilen insan ile İki gözü kör, ama bir olur mu? Diyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gerçekleri anlayabilen, kavrayabilen, tasdik eden insanı Allah Celle Celaluhu ilim ve irfan sahibi olarak kabul ediyor. Bunu anlayamayan, kavramayan, inkar eden, tereddüt eden, kabul etmeyen insanı da iki gözü kör, ama ifadesiyle kullanıyor. Buradaki
iki gözü kör ama dediği, gerçekten bu dünyada bizim gören gözlerimizin görmemesi halindeki ama olmamış oluyor. Yani nasıl ki dünyada iki gözü görmeyen insan bir pireyi göremediği gibi bir dağı da göremez, güneşi de göremez, ayı yıldızı da göremez. Gören insanla görmeyen insan arasında bu yönüyle çok fark vardır. Ancak kalp gözünün kör olması, bu Allah Celle Celaluhu tarafından indirilen bunca ayetlerin hak ve gerçek olduğunu görmemek, işte buna benzer bir manzaradır kalp gözünün kör olması. Belki gözünün önünden pire atlasa görüyor ama en ince efendim varlıkları, cisimleri görüyor ama kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun inzal buyurduğu ayetleri, göndermiş olduğu peygamberini, indirmiş olduğu kitaplarına hak olarak göremeyen insan, işte gerçek ama kör olan insan budur. Kör olan insan ile sana Rabbinin tarafından indirilen ayetlerin hak ve gerçek olduğuna inanan insan aynı olur mu? Asla olmaz. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri sadece bizi yaratmamıştır. Kainatta ne kadar varlıklar varsa hepsini yaratmıştır. Sadece bize düzen vermemiştir. Kainatta her şeye düzen O vermiştir. Ayın, güneşin, yıldızların düzenini, rüzgarların, yağmurların, bulutların sevkini kimseye bırakmamış ki. Bunları kendisi yapıyor. Dolayısıyla kainata da düzen veren Allah'tır. Biz insanlara düzen veren de Allah'tır Celle Celaluhu. Ortada güneşi sevki idare eden, ayı yıldızları idare eden bir başka güç ve kuvvet var mıdır? Müşrikler bile bunu kabul ediyorlar. Yerleri gökleri yaratan Allah'tır diyorlar. Öyleyse kainatı yoktan var eden bir Allah olduğuna göre bu Allah Celle Celaluhu'nun elçisi olan peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiği ayetler hak olmayacak da hangisi hak olacak? Yani bir fabrikanın sahibi gözümüzde büyüyor. Bir icat sahibi gözümüzde büyüyor. Bir Edison'un elektrik bulması gözümüzde kendisini büyütüyor. Ya Edison'u da bulduğu elektriği de, kainatı da, ayı, güneşi, yerleri, gökleri, seni, beni, her şeyi icat eden, yoktan var eden bir Allah var Celle Celaluhu. Onun sanatı kimin sanatıyla kıyaslanabilir? Hepimizin sanatı Allah'tan alınmıştır. Herkesin sanatı Allah'tan alınmıştır. Allah'ın verdiği akıl ile, fikir ile, kabiliyetle gerçekleşmiştir. Ama Allah-u Teala'nın ilmi, sanatı kendisindendir. Onu bir başkasından almamıştır. Böylece ilmi sınırsız ve sonsuz olan Allah Celle ve Ala Hazretlerinin indirmiş olduğu ayetlerin hak olduğunu, gerçek olduğunu kabul etmek bir insanın gören bir insana benzemesini sağlar. Her şeyi görüyorsun. Sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun, aşağı bakıyorsun, yukarı bakıyorsun, önüne bakıyorsun, görüyorsun. Bunları, bu gerçeği kabul etmeyen insan da kör ve âmâ bir insana benzetiliyor. Nereye basacağını bilmiyor, biraz sonra önüne ne çıkacağını bilmiyor, ne ile karşılaşacağını bilmiyor. Şimdi bu ayeti kerimeyi Cenab-ı Hak şöyle bitiriyor. اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَابِ Ancak akıl sahibi olanlar düşünürler ve bundan ders çıkarırlar. Ancak akıl sahibi olanlar düşünürler ve bundan ders çıkarırlar buyuruyor. Kıymetli dostlar, Rabbimizin bu ayeti 1400 senedir veya ayetleri 1400 senedir kainatta devran ediyor, okunuyor, tefsirler yazılmış, mealler yazılmış, vaazlar ve sohbetler yapılmış, insanlar dinlemiş, dinlemeye devam ediyor, bu olay devam edecek. Şimdi bu ayeti kerime indiği günden bugüne kadar gerçekten
ayet-i kerimeden etkilenenler, teşirenenler, imanı güçlenenler, kuvvetlenenler olmuştur. Kulağının bir tarafından girmiş, öbür tarafından çıkmış olanlar da olmuştur. Yani etkilenenler, etkilenmeyenler, kale alanlar, kale almayanlar diye mutlaka her zaman iki sınıf olmuştur. Akıl sahibi olanların ibret aldığını, akıl sahibi olanların bundan ders çıkardığını Rabbimiz Celle Celaluhu ifade ediyor. O zaman şöyle bir sonuç çıkmış oluyor karşımıza. Kur'an ayetlerinden etkilenmeyen insanın her ne kadar zeki olursa olsun, dünyada ne kadar buluşu olursa olsun, işine yarayacak olan akılda problemi var, sıkıntısı var demektir. Bundan bu netice çıkar. Çünkü Allah Celle Celaluhu اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُلُوا الْاَلْبَابِ Akıl sahibi olanlar tezekkür ederler, ibret alırlar, etkilenirler, ders çıkarırlar ayeti kerimelerden buyuruyor. Zaman zaman siz cemaatimle paylaştığım bir soru var. Bu soru aslında beni de ilgilendiriyor, sizi de ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiriyor. Ve gerçekten de çok somut bir sorudur. Yani insanı muhasebe yapmaya sevk eden bir sorudur. Nedir bu soru? Herkes muhtelif yaşlardadır. Ben bu yaşıma gelinceye kadar Kur'an-ı Kerim'de 6000 küsür ayet vardır. Bu ayetlerden şu ayet var ya, beni çok etkiledi dediğimiz var mı? Yani şimdi 50 senelik Müslüman değil mi? Ya kardeşim be, falanca surede bir ayet var be, beni çok etkiledi. Dediğimiz bir ayet var mı? 50 senede bizi etkileyen bir tane ayet olmaz mı? O zaman bizim sanki biraz kopuk bir manzaramız var ayetlerden. Zira Cenab-ı Hak ayetlerin sonunda diyor ki, düşünün diyor, tefekkür edin diyor, ders çıkarın diyor, ayet vardır diyor, alamet vardır diyor. Eğer akıl sahibiyseniz bundan ders çıkarırsınız diyor, ibret alırsınız, etkilenirsiniz diyor. Şimdi bu soruyu ben yine tazelemiş oldum kıymetli dostlar. Bir gün bir vaaza gidersiniz, vaaz dinlersiniz. O vaazdaki ayet sizi çok etkiler. Ne yaparsınız? Vaazdan sonra veya vaazdan not alırsınız. Bu hangi sürenin kaçıncı ayeti? Etkilenirsiniz, evinize gidersiniz, Kur'an'ı açarsınız, tefsiri açarsınız, mealini açarsınız. İş yerinize gittiğiniz zaman arkadaşlarınız da, ya bu şu ayet beni çok etkiledi be dersiniz. Metroda giderken arkadaşlarınızla sohbet edersiniz, iş yerinizde arkadaşlarınızla dertleşirsiniz, evinize gittiğinizde aile bireylerinizle dertleşirsiniz. Siz o ayetten etkilendiğinizi, o sohbetten etkilendiğinizi efendim, bu şekilde kendiniz de anlamış olursunuz, bu etkiyi başkalarına da taşımış olursunuz. Mutlaka böyle olmalıdır. Her birimiz dinlerken bu şekilde dinlemeliyiz. Hangi ayetten ne kadar etkilendiğimizi not etmeliyiz. Şimdi kıymetli dostlar, ben devam edeyim ayeti kelimelere. Rabbimiz Celle Celaluhu, Rabbin tarafından sana indirilen ayetlerin hak ve gerçek olduğunu bilen kişiyle âmâ olan, bilmeyen kişi aynı olur mu? Ancak akıl sahibi olanlar ibret alırlar diyor. Ve sonra da akıl sahibi olanları Rabbimiz kendisi burada tefsir ediyor. Kimdir akıl sahibi olanlar? اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Allah'a verdiği sözü yerine getirirler. Akıl sahibi olmak için evvela Allah'a verdiğimiz sözleri mutlaka yerine getirmeliyiz. Kıymetli dostlar, her birimizin ortak bir değeri var. Nedir o? Kelime-i şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben bütün varlığımla ifade ederim, şehadet ederim, yeminle ifade ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kuludur ve elçisidir. Zerre kadar şüphe olmadan ben bunu ilan ediyorum demiş oldu. Peki Allah'tan başka ilah olmadığına iman ettiğimizi deklara ettiğimizde, ifade ettiğimizde Allah Celle Celaluhu benim hayatımda, benim hayatımın akışında olmazsa olmazımdır. O ne derse ondan başka ilah yok, o tektir. Yerlerin, göklerin benim ve bütün kainatın sahibi O'dur. O'nun emru fermanı üzerimde geçerlidir demiş olmuyor muyuz? Biz bu kelime-i şehadeti kabul etmekle haramına, helaline, farzına, vacibine, kısacası din-i celili İslam'a amennâ ve saddaknâ demiş olmuyor muyuz? Elbette demiş oluyoruz. O zaman اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ kelime-i şehadet getirdiğimiz gün biz şunu söylemiş oluyoruz. Allah'ım senin haramların benim yasak sahamdır. Bulaştırmayacağım, amel defterimi kirletmeyeceğim bu haramlarla. Sen yasak ettin, ben de yasağa riayet edeceğim. Emirlerini yerine getireceğim, yasaklarından sakınacağım Allah'ım. Zira ben seni kainatın Rabbi olarak inandım ve kabul ettim. Birsin, teksin, eşin, benzerin yoktur. Ben buna böyle inandım. Onun için benim hayatımda sen varsın, başkası yoktur. Ne emredersen baş üstüne demiş oluyoruz. Şimdi اَلَّذ۪ينَ يُوْفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Allah'a verdiği sözü yerine getirenler. Kıymetli dostlar, Müslüman bir insan günde 5 vakit namaz kılacağını Allah'a söz vermiştir. Farz olan oruçları tutacağını söz vermiştir. Zekatını vereceğini söz vermiştir. Farz olduğu zaman hacca gideceğini söz vermiştir. Kur'an'ın bütün emirlerine uyacağını söz vermiştir. Öyleyse bir Müslüman anasının, babasının hakkına, hukukuna riayet edeceğini de söz vermiştir. Komşu haklarına riayet edeceğini de söz vermiştir. Haram konusunda titiz davranacağını, helal konusunda titiz davranacağını söz vermiştir. Biz âlem-i ervahta Allah Celle ve Ala Hazretlerine اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ بَلَا شَهِدْنَا evet Allah'ım sen bizim Rabbimizsin, Halikimizsin, biz şahidiz buna dedik mi? Dedik. Dediğimize göre olay bitmiştir. Kelime-i şehadetle beraber biz bunu da teyit etmişizdir. Dolayısıyla Allah'a verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız. Kıymetli dostlar, Allah'a verdiğimiz direkt sözler, farzlar, vacipler, haramlardır. Yani haramlar konusunda sakınacağımızı, farzları, vacipleri yerine getireceğimizi evvela söz vermiş olduk. İkinci olarak, Peygamberini dinleyeceğimizi, onun izinden yürüyeceğimizi de söz vermiş olduk. Dolayısıyla, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden o güzel kriterleri, sünnetleri de hayatımızda tatbik edeceğimizi taahhüt etmiş olduk. Akıl sahibi olan insanlar kimlerdir sorusunun cevabı, evvela Allah'a verdiği sözleri yerine getirenlerdir. İş bununla beraber bitmiyor. Bir insan Allah'a verdiği sözü yerine getirmiş olabilmesi için farzları yapması lazım. Haramlardan sakınması lazım. Bu olmazsa olmazlar. Eğer bir insan 5 vakit namazını kılmıyorsa, bir insan cuma namazına gitmiyorsa, bir insan Ramazan orucunu tutmuyorsa, zekatını vermiyorsa, bu insan Allah'a verdiği sözde sadık değildir, durmuyor sözünde. Ve dolayısıyla aslında bunda bir akıl noksanlığı vardır, gerçeği. Akıl insana neyi sağlar kıymetli dostlar? Kârlarımızı kazanmayı, zararlarımızdan uzak durmayı sağlar bize. Akıllı olan insan ne yapar? Kârına çalışır, zararını engeller. Peki Allah'ı dinlememek, farzları yerine getirmemek bizi büyük bir felakete sürüklemiyor mu? Neyi kaybettiriyor bize? Cenneti kaybettiriyor bize.
Allah'ın sevgisini kaybettiriyor bize. Peki akıllı insan zararına çalışır mı? Karını yok eder mi? Etmez. Dolayısıyla eğer bir insan Allah Celle ve Ala Hazretlerine verdiği sözleri yerine getirmiyorsa, karını, zararını düşünebilen, değerlendirebilen bir akıl yok onda demektir. Bu gerçek akıllı kabul edilmiyor. Elbette Bakırköy'lük, tımarhanelik delilerden de değildir. Öyle olsaydı mükellef olmazdı. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ Bir de insanlara verdiğimiz sözler var, yaptığımız akitler var, yaptığımız sözleşmeler var, bunları da bozmazlar. Sen birisiyle bir alışveriş yapıyorsun, bir sözleşme yapıyorsun, şu işi yapacağım diyorsun, şunu alacağım diyorsun, sözleşme yapıyorsun. Yaptığın sözleşmeye sadık kalacaksın. Bunu da bozmayacaksın. Dolayısıyla Allah'a verdiğimiz sözlerde sadık olmak ne kadar Allah'ın emri ise, insanlara verdiğimiz sözlerde, yaptığımız akitlerde, sözleşmelerde de dürüst davranmamızı yine Cenab-ı Hak bizden istiyor. Bunu da görevlerimizin arasında sayıyor. Mesela bir motor imal edecek olan bir insan, o motorun evsafını zikrediyor, sipariş veren de o evsafta, o kalitede bir motor bekliyor. İmal eden kişi bunu bir, vaktinde vermeli, iki, kalitesinde vermeli. Vaktinde vermediği zaman, aynı kalitede vermediği zaman sözleşmeye sadık kalmamıştır. Efendim, bir daire satan kişi, satacağı dairenin metrekaresi itibariyle, kalitesi itibariyle verdiği sözleşmede sözler vardır. Resmi efendim muameleler konusunda verdiği sözler var. Bu sözleri bozmayacaktır. Yani bir Müslüman birisiyle bir sözleşmesi var mı? O sözleşmenin arkasında duracaktır. Ahmet'e, Mehmet'e, Hasan'a, Hüseyin'e verdiğimiz ya onunla yaptığımız sözleşme Allah ile yaptığımız sözleşmeden çok farklı değildir. Çünkü buradaki sözleşmeye de sadık kalmamızı Allah bize emrediyor. Diyor ki akıl sahibi olan insanlar bir Allah'a verdikleri sözlerde dururlar. İki, insanlarla yaptıkları akitlerde, sözleşmelerde de sadık olurlar. Geçen haftaki dersimizde bahsettiğim bir nokta vardı. Yine sözde sözleşmeye durmakla alakalı bölümle birleştirilerek aynı konuda bulunduğundan dolayı bahsetmek isterim. Mesela diyelim ki bir erkek bir kadınla evleniyor. Evlenirken nikah akdinde, sözleşmesinde bir mehir zikrediliyor. Diyor ki ben seni eşliğe alıyorum. Mesela 100 gram altın karşılığında. Mehir olarak 100 gram altın üstleniyor. Bu bir sözleşme midir? Sözleşmedir. Yazılı olsun, olmasın. Normalde yazılı olmalı, unutulmaması için. Bu bir sözleşmedir. Erkek ne yapmalıdır? Bu sözleşmede durmalıdır. Yani 100 gram altın mı söyledi? 100 gram altınını vermelidir. Çünkü sözleşmenin gereği budur. İnsanlarla yaptığımız sözleşme mutlaka bu da yerine getirilmeli. Bunu da yerine getirmek gerçekten akıl sahibi olmanın gereğidir diyor Rabbimiz Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابِ Ayet-i Kerime'nin baş tarafıyla bağlantıyı koparmamak için tekrar ediyorum. 19. ayet-i kerimede Rabbimiz, Rahat Suresinin 19. ayet-i kerimesinde Habibim, sana Rabbin tarafından indirilen ayetlerin hak olduğunu bilenle iki gözü kör olan bir olur mu? Ancak akıl sahibi olanlar düşünürler, bundan ders çıkarırlar dedi. Sonra akıl sahibi olanları tefsir etmeye başladı. Akıl sahiplerini tefsir ederken birinci olarak akıl sahibi olmak için Allah'a verdiğimiz sözlerde mutlaka sadık olacağız, o sözleri yerine getireceğiz. Allah'a ne söz verdik? Kelime-i şehadetle beraber yerlerin, göklerin Hâlik'i olduğuna iman ettiğimizi ve dolayısıyla ne emrederse baş üstüne. Hani hacı efendiler hacca giderken yaptıkları bir zikir var. Nedir o? Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Ne emredersen baş üstüne Allah'ım. Ne emredersen baş üstüne.
Her Müslüman kelime-i şehadetle beraber, ayrıca âlemi ervahta elestü bi rabbiküme verdiği cevapla beraber, Allah'ım sen ne emredersen baş üstüne, neyi yasaklarsan baş üstüne demiştir. Hepimizin Cenab-ı Hakk'a taahhüdü vardır. Bir, Allah'a verdiğimiz sözde durmalıyız. İki, insanlarla yaptığımız akitlerde sadık kalmalıyız. Ben sana şu kalitede mal getireceğim dediysek, şu gün getireceğiz dediysek, iki şeye de dikkat edeceğiz. Hem o kalitede olmalı, hem de o gün olmalı. Borç para alıyoruz. Borç para alırken diyoruz ki, ben bu parayı ay başında, ayın birisiyle beşi arasında sana ödeyeceğim diyoruz. Bu bir sözleşme midir? Sözleşmedir. Ayın biriyle beşi arasında mutlaka ödenmeli. Mutlaka ödenmeli. Şunu da söyleyeyim. Normalde böylesine borç akitlerinde, doğrusu pek alışamadık buna, mutlaka bir yazışma yapılmalı. Yani iki satır bir yazı yazacaksın. Ahmet oğlu Mehmet veya falanca kişi, falanca kişiye şu tarihte 500 TL borç vermiştir. Bu borcun ödenme tarihi falan zamandır. Borç almalarda, vermelerde, kardeşim en kısa zamanda ödeyeceğim, ben onu imkan bulduğum zaman öderim gibi ifadeler doğru değildir. Bir insandan borç isteyecekseniz, önce ödeyeceğiniz tarihi tespit edeceksiniz. Şu tarihte ödemek üzere deyip borç alacaksınız. Borç almanın usulündendir ne zaman ödeneceğini belirtmek. Mal alırken de böyledir. Efendim ben senden bu arabayı aldım, kaç liraya? Diyelim ki 50 bin liraya aldım. Al sana 10 bin lirasını, diğerini de ben temin edip sana vereceğim. Peki ne zaman vereceksin? İşte bakacağım, öyle değil. Bir ayda vereceğim, iki ayda vereceğim, bir süre söylemek lazım. Çünkü o adam da kendi hesabını ona göre yapacak, onun da borçları vardır, onun da yapacağı işler vardır. O gelecek olan paraya göre o da kendisini ayarlayacaktır. Yani borçlu olduğumuz zamanda borcu ne zaman ödeyeceğimizi biz de bilmeliyiz, karşıki taraf da bilmeli ne zaman alacağını. Borç isteyeceğimiz zaman da mutlaka neyi söylemeliyiz? Ne zaman ödeyeceğimizi söylemeliyiz. Kardeşim sen bana 1000 lira ver de ben inşallah sana onu öderim. Peki ne zaman? Bilmiyorum ki. Öyle borç istenmez. Bu usulsüz bir borç istenmedir. Peki, insanlarla yaptığımız sözleşmelere sadık kalacağız. Ben şu günde ödeyeceğim dediysek onu ödeyeceksin. Kirayı ben her ayın işte 10'u ile 15 arasında, 15 ile 20'si arasında ödeyeceğim dediysen ödeyeceksin kardeşim. Ödeyeceksin. Ödeme imkanın yoksa günü gelmeden gidip izin isteyeceksin. Diyeceksin kardeşim, ben bu kirayı bu ay 15 ile 20'si arasında ödemem lazımdı ama özür dilerim, sıkıntım vardır, sen de bekliyorsun. Bunu şu tarihte atalım diyeceksin. Karşılıklı rıza ile olması lazım. Değilse bir hak meselesidir, hukuk meselesidir. Diyelim ki bizim ayın birinde ödememiz gereken parayı İki ay sonra ödemiş olsak, borcumuzu ödemiş olur muyuz? Ödemiş oluruz. Hak hukuk bitmiş olur mu? Bitmez. Biz ondan 1000 lira aldık, 1000 lirayı ödedik ama zamanında ödemediğimiz için onun bizde hakkı vardır, alacağı var. Yarın ahirette onu alır bizden. İki ay biz onun parasını kullanmış olduk. İki ay onu mahrum bırakmış olduk. Dolayısıyla onun bizde hakkı vardır. Bu şeyde de geçerlidir. Mesela diyelim ki, sabah namazını kılmadık. Öğle namazını kazaya bıraktık. İki gün sonra, üç gün sonra, iki sene sonra, beş sene sonra kıldık, kazamızı kıldık. Borcumuz kaldı mı? Kalmadı. İş bitti mi? İş bitmedi. Hala günahımızın bir kısmı devam ediyor. Biz namazımızı kılmadığımız zaman bir Cenab-ı Hakk'ın emrini yerine getirmemiş olduk. İki geciktirmiş olduk. Eğer bunu kaza edersek, tamam emir yerine geldi ama gecikmeli yerine geldi. İki tane hatadan birisi düzeltildi fakat bir tanesi var. Nedir o? Kazaya bıraktım. Peki bunun için ne yapmak lazım? Bunun için istiğfar etmek lazım. Allah'ım ben bunu kazaya bıraktım, özür diliyorum, sen beni bağışla, affına sığınıyorum deyip pişmanlık duyup Cenab-ı Hak'tan af ve afiyet dilemek lazımdır.
Yoksa ben kıldım kaza namazım, borcum yok deyip de hava atmamak lazım. Hala biz onu geciktirdiğimizden dolayı, vaktinde kılmadığımızdan dolayı neyiz? Mes'ulüz, hatalıyız. Bu hatayı neyle telafi edeceğiz? Üzülmekle, tevbe etmekle, istiğfar etmekle, efendim, Rabbimize yalvarmakla. Evet, akıl sahibi olan insanlar Allah'a verdikleri sözde dururlar. İnsanlara verdik, insanlarla yaptıkları ahd-ü misak-ı sözleşmeleri de mutlaka bozmazlar, yerine getirirler. Üçüncü olarak da وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُوْسَلَ Sılasını emrettiği, Allahu Teala'nın sılasını emrettiği kişileri sıla ederler. Kıymetli dostlar, şu anda camide olan kardeşlerimiz, dostlarımız, din kardeşi olmakta birleşiyoruz. Hepimiz din kardeşiyiz. Ama her birinizin anamız, babamız, dedemiz, ninemiz, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz, amcalarımız, dayılarımız, halalarımız, teyzelerimiz, amcalarımızın çocukları, teyzelerimizin çocukları, halalarımızın çocukları, bir sürü akrabamız vardır. Değil mi? Yani onlarla biz Müslüman kardeşi olarak birleştiğimiz gibi bir de akrabalık bağı vardır. Allah Celle Celaluhu Müslümanlar arasında birliği, beraberliği emrettiği gibi ayrıca akrabalar arasında da bir birlik ve beraberliği emretmektedir. Bir ağacı düşünelim, bu ağacın büyük büyük dalları var. O büyük dalların içerisinde arasında küçük küçük dallar var. O küçük dalların da kendi içerisinde dalları var. Ama hepsi sonuç itibariyle köke bağlıdır. Onlar kendi arasında dalda kardeştirler, akrabadırlar. Efendim, diğer dalla akrabalıkları biraz daha uzaklaşıyor ama hepsi nerede birleşiyor? Gövdede birleşiyor. Biz din kardeşi olmakta birleşiyoruz. Ama bunun dışında kendi aramızda mutlaka ne vardır? Akrabalık bağları vardır. Kıymetli dostlar, akrabalık bağlarını görmezlikten gelmemek lazım. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Bunu iyi düşünmenizi tavsiye ederim. Fakir olan ailelerdeki akrabalık bağları mı daha sıkıdır? Zengin olan ailelerdeki akrabalık bağları mı daha sıkıdır? Ne dersiniz? Fakirlerdeki daha sıkıdır. Yani fakir olan aileler birbirleriyle beraber dayanışması, birliği, beraberliği, gitmesi, gelmesi, konuşması, sohbeti daha fazladır. Zengin olan ailelerde akrabalık bağları zayıflıyor. Küllün fî felekin yesbehûn. Gökteki yıldızların her birisi kendi yörüngesinde yürüdüğü gibi zengin olan insanlar da zenginliği yakaladıktan sonra işim var, fabrikam var, meşguliyetim var diyor. Anasını, babasını ihmal ediyor. Kardeşini, kız kardeşini ihmal ediyor. Amcasını, dayısını ihmal ediyor. İşim var, gücüm vardır diyor. Müsafir kabul etmez, akrabayla bağlantısı olmaz. Efendim, kısacası zenginliğin verdiği birçok insanda, zenginliğin verdiği bu atmosfer ne yapmış oluyor? Aslında akrabalardan, insanlardan kendisini uzaklaştırmış, koparmış oluyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu bize kendisine ibadeti emrettiği gibi yaptığımız sözleşmelere sadık kalmamızı emrettiği gibi akrabalarımızla beraber de bağlarımızı koparmamamızı, onlarla sıla yapmamızı, onları ihmal etmememizi bize emretmektedir. Bu başlı başına bir konudur. Ben ayeti kerimede zikredildiği için burada geçiyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bugün varlık içerisinde yokluk yaşıyoruz diyebilirim. Kime azıcık değinseniz işler çok kötü, piyasa şöyle, piyasa böyle. Biz yokluk edebiyatına alışmış insanlarız. Şükretmesini bilmeyen insanlarız. Arabanızı park etmek için sokakta yer bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Akşam evinize geç gelirseniz sokakta yer bulabiliyor musunuz? Bulamıyorsunuz. Peki bayramlarda, tatillerde, otellerde rezerve yapabiliyor musunuz? Yapamıyorsunuz. Her taraf dolu. Uçakla cenazem vardır gideyim derseniz uçak bileti iki katına çıkmış, neden? Çok fazla talep vardır diye. Bunlar hepsi fakirlik alameti, hepsi yokluk alameti, yoksulluk alameti değil mi? Bizde şükretmesini bilmek yoktur. Şükretmesini bilmiyoruz.
hep yokluk ve yoksulluk edebiyatı yapıyoruz. Bu yaptığımız bir yanlıştır. Bir hastalık gibi böyle, kasırga gibi her tarafı kuşatmıştır. Şimdi şunu söyleyeyim kıymetli dostlar. İnsan darlıktan mı şikayet ediyor? Bereketsizlikten mi şikayet ediyor? Borçlarının çokluğundan mı şikayet ediyor? İşini yürütemediğinden mi şikayet ediyor? Peki her hastalığın bir çaresi var mı? Var. Bunun da çaresi var mı? Var. Bunun çarelerinden birisi sıla-i rahimdir. Bunun çarelerinden birisi nedir? Sıla-i rahimdir. Yani biz akrabalarımızla iyi geçinirsek, onlarla sıla yaparsak, onlara karşı vazifelerimizi yerine getirirsek, Allah bizim kazancımızı bereketlendirir. Sıkıntılarımızı Allah giderir. Bir kazançta bereket varsa, al kardeşim ya Allah sana yardım ederse, yürü kulum derse seni kimse durduramaz. Bu sebeplerden birisi de, yani ekonomik sebeplerin düzelmesi, sıkıntılarımızın giderilmesi ve rahata kavuşmamızı sağlayacak sebeplerden birisi de sıla-i rahimdir. Ananın duasını al, babanın duasını al, akrabalarınla iyi geçin, Allah Celle Celaluhu seni bereketlendirir. Bir sonraki cümlede ve yahşevne rabbahum. Allah'a verdikleri sözde dururlar. İnsanlarla yaptıkları sözleşmelerde sadık olurlar. Allah'ın sılasını emrettiği akrabalarıyla sıla yaparlar. Dördüncü olarak Rablerinden korkarlar. Bir Müslüman eğer Allah'tan korkuyorsa ondaki aklın varlığının delilidir. Akıl sahibi olan insanların özelliklerini sayıyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Akıl insana neyi sağlar? Menfaatini celbetmesini, zararları def etmesini sağlar. Zehirli bir şeyi yemeyiz. Niçin? Zararlıdır. Kendi kendimizi bıçaklamayız. Zararlıdır. Bizi birisi bıçaklamak isterse ondan kaçarız veya onu def ederiz. Zarardan kendimizi kurtarırız. Peki Allah'tan korkmak neyin gereğidir öyleyse? Akıllı olmanın gereğidir. Allah'tan korkmayan insan kendisini nereye atmış olur? Ateşe atmış olur. Kendisini harama atan ateşe atmış olur. Başka ne yapmış olur? Kendisini, kendi kendimizi ateşe attıracak olan bir akıl, akıl sayılır mı? Demek bu akıl noksanlığından kaynaklanıyor. Ama bu dünya aklı değildir. Elbette ahiret aklıdır. وَيَخَافُونَ شُوَ الْحِسَابِ Bir de kötü hesaptan korkarlar. Kötü hesap nedir? Şimdi şu dünyada buluğa erdiğimiz günden son güne kadar aklımız başındayken bütün konuştuklarımızın bir hesabı var mı? Bütün yediklerimizin, içtiklerimizin hesabı var mı? Kazandıklarımızın, harcadıklarımızın hesabı var mı? Var. Bu hesabı kim yapacak? Allah yapacak. Ve yakhafun esvel hisab. Akıl sahibi olan insanlar, ben yarın ahirette Allah'a hesap veremezsem ne olur korkusunu yaşar. Ramazan'da daha çok gerçekleşiyor. Bazı kardeşlerimiz zekat olarak bir takım alışveriş merkezlerinden kart alıyorlar. Mesela 100 lira kart dağıtıyorlar fakirlere. Fakir alıyor 100 lira kartı, gidiyor. Diyelim ki bir alışveriş merkezinden, o kartın geçerli olduğu alışveriş merkezinden alışveriş yapacak. Ne kadar kartı var? 100 lira kartı var. Yanında başka parası var mı? Yok. Bu şimdi oradan alışveriş yaparken, çantasını doldururken neyin hesabını yapar? 100 lirayı aşmaz. Çünkü kasaya gidince o kartı verecek. 100 lirayı aşarsa cebinden vermesi lazım. Cebinde de para yoksa ne olacak? O 100 lirayı aşmaması lazım. Neyin hesabını yapar? Bendeki kart 100 lira ise 100 lirayı aşmamalıdır. Bunun hesabını yapar. Kıymetli dostlar, her birimiz dünyada konuştuklarımızın, yediklerimizin, içtiklerimizin, kazandıklarımızın ve harcadıklarımızın hepsinin hesabını verecek miyiz? Allah'ın huzuruna çıkıp bir hesap vereceğiz. Her şeyin hesabını vereceğiz. İşte ve yakhafune su'el hisab. O zaman ben hesap veremezsem, hesapta kötü bir manzara ile karşı karşıya kalırsam ne olur benim halim korkusunu yaşıyorsa bir insan akıl sahibi demektir.
Yani bir insanda eğer ahiret aklı varsa, haramlar konusunda Allah'tan korktuğu gibi, emirlerini çiğnemek konusunda Allah'tan korktuğu gibi, ya benim hesabım ahirette kötü çıkarsa, hesabımı veremezsem endişesini de yaşar. Onun için Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Haşr suresinde buyuruyor ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Ey iman edenler! اِتَّقُوا اللّٰهِ Korkun Allah'tan! وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ Herkes yarın için ne hazırladığını düşünsün diyor. Rabbim her birimizi hesabı kolay olanlardan eylesin. Devam ediyor ayeti kerime. Ahiret aklı olan insanlar da bir, Allah'a verdikleri sözleri yerine getirirler, insanlarla yaptıkları sözleşmelere sadık olurlar, sıla-i rahim yaparlar, akrabalarıyla iyi geçinirler, dördüncüsü Allah'tan korkarlar, Rablerinden korkarlar, beşincisi hesabın kötü çıkmasından korkarlar. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا بِتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Bir de akıl sahibi olan insanlar, Allah için, Allah rızası için, Allah'ın rızasını kazanmak için sabrederler. Ne için sabrederler? Korktukları için değil. Fakir olduklarından dolayı değil. Allah için, Allah rızası için sabrederler. Kıymetli dostlar, sabretmek deyince bizim aklımıza hasta olduğun zaman sabretmek veya başına bir bela geldiği zaman, musibet geldiği zaman sabretmek gibi anlaşılır. Elbette bunlar sabırdır. Bunlar sabırdır. Efendim, bunlardan başka da sabır vardır. Mesela diyelim ki, bir insan inanıyor ki ahirette saadete erebilmek için ne lazımdır? Beş vakit namazı kılmak lazımdır. Peki beş vakit namazı ne kadar kılacaksın? Pazara kadar mı, mezara kadar mı? Mezara kadar. Bu güzelliğe, bu namaza devam etmek, bu da bir sabır ister. Yoksa bir ay devam ettin, bıktın. Sohbetlere devam edersin, zikir meclislerine devam edersin, bir ay, iki ay devam edersin, sonra bırakırsın. Olmadı ki. Bu işte ne ister? Sabır ister. Bir iş yerine gidiyorsun, ne diyorsun? Emekli oluncaya kadar çalışmalıyım diyorsun. Ortada bırakmıyorsun. İlla emekli oluncaya kadar diye. Bu da ne istiyor? Bir sabır istiyor. Demek ki çalışmak da sabır istiyor. İşte sabır dendiği zaman alışmamız gereken iyiliklere, güzelliklere, ibadetlere sabır. Karşılaştığımız efendim sıkıntılara da Allah için sabretmek. Bir de kıymetli dostlar, nefsimiz bize haramları mıknatıs gibi yaklaştırmak ister. Çeker böyle, haramı çeker. Peki ama haramdır, bizi yakar. Hesabını veremeyiz. E ne yapmamız lazım? Kaçmamız lazım ondan. Yani ateşten kaçar gibi haramdan kaçmamız lazım. Canımız istese de kaçmamız lazım, istemese de kaçmamız lazım. İşte bu da bir sabır istiyor. Çünkü canın onu celbetmek istiyor. Bir arkadaşımız ile hacca gitmiştik. Daha önce biraz sosyete bir hayat yaşamıştı. Hidayetten uzak bir hayat yaşamıştı. Dedi ki bana, haçtayken hocam dedi, şöyle dedi, mankalı kurduğum zaman dedi, etler dedi, köfteler şöyle mankalın üzerinde dedi, yanmaya başladığı zaman dedi, o cahiliyet dönemindeki dedi, rakı, içkiler dedi, böyle gözümün önünde dönüyor dedi. Canım istiyor onları dedi. Ama dedi, işte biz tevbe ettik dedi, bir daha bulaşmıyoruz. Şimdi canı istiyor, alıştığı için canı istiyor, canı meylediyor ama düşünüyor, peki bunun bana maliyeti nedir? Bunun bana maliyeti nedir? Bunun maliyetinin hesabını yapmak lazım. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا Akıl sahibi olan insanlar sabrederler. Kardeşim, hastalık mı geldi? Kimden geldi? Allah'tan geldi. İsteseydi göndermezdi. Doğrudur, göndermezdi. Peki niye gönderdi? Demek ki seni deniyor. İmtihan ediyor. Yalvarırsın, Allah'ım ben senden afiyet istiyorum dersin. Bu da bir ibadettir. Yani hasta olan bir insan Allah'tan afiyet dilemesi, şifa dilemesi, o da bir ibadettir, o da bir zikirdir. Allah diyorsun, Allah'a yalvarıyorsun, tamam. Ancak sen isteyeceksin de hastalık hala devam ediyorsa, nereden geldi beni buldu, başkasını bulamadı mı deyip de isyan etmeyeceksin. Kimi kime şikayet ediyorsun? Allah'ın başkasına şikayet ediyorsun. Şikayet etmek yok, sabretmesini bileceksin. Fakirlik sıkıntıdır. Ama birçok zenginliğe göre fakirlik nimettir. Eğer zengin olup kibirleneceksen, ananı babanı tanımayacaksan, etrafındakileri tanımayacaksan,
gurur ve kibirden efendim yanına kimseyi yaklaştırmayacaksan fakir ol, mütevazı ol, daha iyidir. Hiç olmazsa ahiretini kaybetmesin, insanlığını kaybetmesin. Yani fakirsen fakirliğine sabredeceksin, hastaysan hastalığına sabredeceksin. Niçin sabredeceksin? İbtigâ'e merdâtillâh, Allah için, Allah rızası için. وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلَاةِ Akıl sahibi olan insanlar sabrederler. وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ Namazlarında hakkıyla kılarlar. Şimdi kıymetli dostlar, Cuma namazı ile ilgili şöyle bir hadis-i şerif var. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü olunca her caminin kapısına Allah Celle Celaluhu görevli melekler gönderir. O meleklerin elinde kayıt defterleri var. Giren insanları kaydederler. İlk giren, ikinci giren, üçüncü giren, dördüncü giren, beşinci giren, bunları kaydederler. Ne zaman hatip hutbe okumaya başlarsa, ikinci ezan okundu, hatip hutbeye çıktı, o zaman melekler defterleri dürerler. Onlar da hatibin hutbesini dinlemeye başlarlar. Kayıtlar ne zamana kadar devam ediyor? Hutbe başlayıncaya kadar devam ediyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, o gelenler grup grup oluyor. İlk birinci grupta gelenler, sanki bir deve tasadduk etmiş gibi mükafatları büyük. Arkadan gelenler, bir sığır tasadduk etmiş gibi. Daha arkadan gelenler, bir koyun tasadduk etmiş gibi. Daha arkadan gelenler, bir keçi tasadduk etmiş gibi. Daha arkadan gelenler, bir oğlak tasadduk etmiş gibi. Daha arkadan gelenler, en son tarafa kalanlar da bir yumurta tasadduk etmiş gibi. Tavuk yumurtası olur, hindi yumurtası olur. Efendim, ondan sonra ufak serçe yumurtası olur. Artık yani erken gelmekle geç gelmek arasında fark var mı? Elbette bunlar amel defterine bir şekilde yansıyorlar. Şimdi Cuma'ya gelen insan kayıt altına alınıyor mu? Melekler tarafından alınıyor. Cuma'ya gelen kayıt altına alındığı gibi kıymetli dostlar, her namaz vaktinde de namazı kılıp kılmadığımız kayıt altına alınıyor. Ezan-ı Muhammed'i okundu. Ben şöyle bitireyim isterseniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, gece ve gündüz sizi melekler takip ederler. يَتَعَاقَبُونَ ف۪يكُمْ مَلَائِكَةٌ بِالْلَيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ Gece ve gündüz sizi takip eden görevli melekler vardır. Demek gece vardiyasındaki melekler var, gündüz vardiyasında melekler var. Bu meleklerin nöbetlerini devir ve teslimleri bizim kullandığımız saate göre değil. İkindi namaz vaktinde, bir de sabah namaz vaktinde. Yani gündüz melekleri, gündüz görevli olan, bizimle ilgili görevli olan melekler, ikindi namazı vaktinde vazifeyi teslim ederler. Gece görevi teslim alacak olan meleklere. Gece görevi teslim alacak olan melekler de ikindide gelmiş olurlar, görevi teslim almış olurlar. Bu ikindide görevi teslim alan gece melekleri ne zaman görevi teslim ederler? Sabah namazı vaktinde teslim ederler. O zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza. Meleklerin, gece ve gündüz görevli meleklerin nöbet devir teslimleri saate göre değil, namaz vaktine göredir. İkindi namazı ile sabah namazı devir teslim saatleridir. Bu melekler, görevini teslim eden melekler göklere çıkar. Görevine gelen melekler göklerden nazil olurlar. Her görevini teslim eden melek Cenab-ı Hakk'a rapor verir. Yani ne yapıyorsunuz? Nöbet defteri tutuyor değil mi? İş yerindekiler nöbet raporu tutuyorlar. Vukuat vardır yoktur diye rapor tutuyorlar. Bu melekler herhalde bizim yanımıza arkadaş olmaya gelmediler değil mi? Bunlar da raporlarını teslim ederler. Eğer bir insan namazında hassas olan bir insan ise bu melekler rapor verirken ne diyecekler? Ya Rabbi gittik ikindide namaz kılıyorlardı. Geldik sabah namazı vaktinde namaz kılıyorlardı. Gittik namazdaydılar, geldik namazdaydılar. Bu arada da aksaklıkları olmadı diyecekler. Onun için ve ekamus sala namazı düzenli kılmak gerçekten bir insanın ahiret aklının varlığının delilidir. Kardeşim, sen ben niçin çalışıyoruz? Menfaatimiz için çalışıyoruz.
Siz şimdi neden işinizi bıraktınız Cuma'ya geldiniz? Çünkü Cuma'ya geldiğinizde işinize kaldığınızdan elde edemeyeceğiniz büyük bir menfaati burada elde edeceğinize inandığınız için buraya geldiniz. Yani menfaatimiz gereği buraya geldik değil mi kardeşler? İşte Cuma'ya gelmek nasıl bizim ulvi bir menfaatimiz ise her namaz vakti geldiğinde o namaz vaktinde namazımızı kılmamız da aynı şekilde ulvi bir menfaatimizdir. Her bir namaz bizim için milyonlar değil milyarlardan daha fazla değer ifade eder. Ahirette karşımıza bu çok net bir şekilde çıkmış olacak. Öyleyse son cümle şudur kıymetli dostlar. Rabbimiz Celle Celaluhu akıl sahibi olan insanlar bizim ayetlerimizden, Kur'an ayetlerimizden etkilenirler, tesirlenirler, hayatlarının rotasını, yolunu doğru düzgün çizerler buyuruyor. Ben de siz dostlarıma diyorum ki, biz Kur'an-ı Kerim ayetlerinden etkilenen insanlar olmalıyız. Bunun için de akıl gerekir. Ahiret aklıdır bu akıl. İşte o akıl sahiplerinin özelliklerini Rahat Suresinin 19. ayeti kerimesinden itibaren Rabbimiz beyan etmiştir. Yüce Rabbim her birimizi Kur'an'dan etkilenen, tesirlenen bahtiyar kullarından eylesin. Hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Rabbim hepinizin zorluklarını izale eylesin. Helalinden merzuk eylesin. Harama muhtaç eylemesin. Yalana muhtaç eylemesin. Rabbim ahirette de yüzü gülenlerden eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.